Aslında Türkiye genelinde içinde bulunduğumuz mevcut koşullardan çıkış arayışı Adana halkında da çok hakim bir şekilde var. Ve bir an önce özellikle bu otoriterleşmeden ve diktatörlükten kurtulma eğilimi oldukça yüksek. Neden Yeşil Sol Parti daha fazla soldan vekilin, daha fazla Alevi vekilin, daha fazla Kürt vekilin, daha çok kadın vekilin, daha çok sosyalistin meclise girmesi için adresimiz bu dönem Yeşil Sol ve HDP fikriyatının elbette parlamentoya taşınması için Yeşil Sol diyeceğiz. Adana'nın da özgün olarak yaşadığı elbette birçok problem var. Ülke genelinde olduğu gibi burada da çok ciddi işsizlik, yoksulluk söz konusu. Ve işsizlikle, yoksullukla mücadele açısından da Yeşil Sol Parti halklar açısından çok önemli, işçiler, emekçiler, yoksullar açısından çok önemli bir adres. Sorun şu an gerçekten kadına yönelik şiddet sorunu. Çünkü kadına yönelik şiddet AKP iktidarı döneminde katlanarak arttı, kadın cinayetleri katlanarak arttı. Adana'da kadın cinayetleri Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. Burada her gün neredeyse bir kadın katlediliyor. Ve aynı zamanda Adana'da ciddi anlamda da bir kadın mücadelesi tarihi de söz konusu. Ve kadınların özellikle bir kadın partisi olan daha önce işte HDP fikriyatının taşındığı Yeşil Sol Parti'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en açık, en net tutumu Yeşil Sol Parti ortaya koyuyor. Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere 6.284 sayılı kanunun hayatta yaşam bulmasını sağlamak üzere ve kadına yönelik şiddetle her anlamda mücadele için Yeşil Sol Parti'ye kadınlar yöneliyor ve yönelmeli. Aynı zamanda bizim seçim beyannamemizdeki en önemli vurgulardan birisi Kadın Bakanlığı'nı oluşturacak olmamız. Kadın Bakanlığı çok önemli ve kadınların yaşadıkları şiddet, katliamlar, ötekileştirilme ve yaşadığımız eşitsizlikle en ciddi mücadeleyi tabii ki sahalarda, sokaklarda hep birlikte kadın hareketiyle vereceğiz. Ama aynı zamanda bunun kamu ayağı olarak da bir kadın bakanlığı oluşturacağız. Ülkede artan açlık, yoksulluk, işsizlik yani bunlara fon ayrılmalı ve bunlara daha doğrusu bunlara pay ayrılması gerekirken, yoksullukla mücadele edilmesi gerekirken silaha, tanka, topa, tüfeğe daha fazla güvenlikçi politikalar sebebiyle daha fazla bütçe ayrılıyor. Bundan dolayı da biz Kürt sorununun aynı zamanda çözülmesini istiyoruz. Ve tabii ki Kürt halkının bugüne kadar verdiği 40 yıllık mücadele, burada ödediği ağır bedeller, kendi siyasal taleplerinin yaşam bulması için ödenmiş bedellerdir. Ve Kürt halkının kazanacağı haklar bölgede yaşayan, başta Türkiye olmak üzere bölgede yaşayan bütün halkların haklarına kavuşmasının önünü de açacaktır. Onurlu bir barış, demokratik zeminde bir barış, diyaloğa dayalı bir barış gerekiyor. Bunun için de İmralı tecridinin ortadan kalkması çok önemli. İmralı tecridi ortada var olduğu sürece bu süreci ileriye taşımak oldukça zor. Olması yine bizim temel amaçlarımız arasında olacaktır. Gençlik daha politik, daha kültürel değerlerine sahip çıkan, daha çok ülkesine sahip çıkan bir atmosferi yakalayabilmesi için biz onun önünü bu anlamıyla açma hususunda buna çok değer veriyoruz ve önem verdiğimizi belirtmek isterim. En temel püf noktası elbette sandıkları korumaktır. Seçimde sandıktan çıkan oyların verilen oylarla çıkan oyların aynı olmasını sağlayabilmektir. Bu konuda AKP iktidarının yürüttüğü yani bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu daha doğrusu hile ve hurda yöntemlerinin hepsini tek tek boşa çıkarmalıyız. O yüzden bizim her sandıktan sandık görevlisi de alabilecek Yeşil Sol Parti. Bununla ilgili şimdi resmi çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda her sandıkta aynı zamanda müşahidimiz de olacak. Islak imzalı tutanakları alması çok önemli. Bununla birlikte oy kullanacak değerli yurttaşlarımızın
Okulların bahçelerinde olması çok önemli. İlçe seçim kurullarının önünde halkın bulunması çok önemli. Bizim kitlelerle sandıkları sarıp sarmalamamız gerekiyor. Bu iktidar kesinlikle kaybedecek, gidecek. Kaybetmez duygusu bazen toplumun bir kesiminde hakim olabiliyor. Çünkü bugüne kadar birkaç kez kaybetmiş olmasına rağmen hilelerle yine iktidarda kaldılar. Şimdi aynı biçimde yine Erdoğan iktidarda. Bunun ters yüz etmenin yolu buna inanmaktan geçiyor. Şu anda geniş halk kitlelerinde buna karşı, bu iktidara ve bu yönetime karşı büyük bir öfke var. Mühim olan bu öfkeyi bizim doğru bir biçimde sandıklara kanalize edebilmemiz ve sandıktan o oyları en sağlıklı şekilde çıkarmamız. Bunun için biraz önce bahsettiğim hazırlıklarımızı bizler Adana'da neredeyse tamamlamış durumdayız. Ama Türkiye genelinden de şunu, hani geneli açısından şunu da ekleme isterim. Seçim güvenliği platformları iyi bir biçimde çalışma yürütüyorlar. Bu platformların daha çok güçlenmesi ve daha çok gönüllünün bu platformlarda yer alması çok önemli. Buradan bizim çağrımız elbette Adana'da daha önce 2 vekilimiz vardı. Biz şimdi 2 vekili aşan bir düzeyde oy almayı hedefliyoruz. Daha çok vekil çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla burada Yeşil Sol Parti'nin bizim daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor toplum olarak. Çünkü HDP, AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın gadbına uğratılmak istenilen bir partidir. Hakkımızda açılmış olan kapatma davası, cezaevlerinde bulunan başta eş genel başkanlarımız olmak üzere on binlerce HDP gönüllüsü, bütün bunları bizlerin dışarıya çıkarabilmesi için Yeşil Sol Parti'ye oy vermemiz gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için, yoksullukla mücadele edebilmek için, temel hak ve özgürlüklerimizi alabilmek için, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir yöntemle çözülebilmesi için, sınırın bu yanı ve öte yanındaki operasyonların durması için, Rojava'nın üzerindeki operasyonların durabilmesi için ve genel anlamda artık bu ülkede biz rahatça nefes alabilmemiz için oylarımızın bu dönemde Yeşil Sol Parti'ye olması lazım. Yeşil Sol Parti en güçlü şekilde parlamentoda temsil edilebilmeli ki yanı başımızda duran biri otoriter, öteki restorasyoncu anlayışa bu ülkenin kaderini teslim etmemeliyiz. Bunun için Yeşil Sol Parti parlamentoya çok güçlü girmelidir. Buradan da bütün Adana halkına çağrımız, bizler Yeşil Sol Parti'ye oy verirken HDP'nin yanında olduğumuzu lütfen unutmayalım. Oylarımız Yeşil Sol'a.